En sevdiğim yemeklerden biri. Hele beşamel sosa bayılırım. O güzel sos var ya, her yemeğe inanılmaz lezzet katıyor. Malzemelerimiz neler Selim ablacığım? Kıymamız, soğan, bayat ekmekçi, kimyon, karabiber, pul biber, tuz, bezelye, patates ve havucumuz. Evet. Önceden haşlanmış, maydanoz, rendelenmiş kaşar ve unumuz var. Unumuz var. Süper Selim Evet. ablacığım. Hadi başlayalım. Şimdi Önce nereden başlayalım? ilk önce kıymamızı yoğuralım. Önce köftemizi hazırlıyoruz. Fırında köfte yapacağız dedik. Köftemiz için kıymamız var. Yaklaşık yarım kilo kadar. Birazcık da yağlı kıymamız. Onu da söyleyeyim. Yağı da birazcık lezzet verecek. Hazırladığımız soğan, sarımsak. Önceden rendelediğimiz bir adet soğanımızı, 3-5 diş sarımsağımızı da ilave ettik. Bayat ekmek içimiz. Bayat ekmek içimiz. Galeta unu da kullanabilirsiniz Evet. ama bayat ekmek varsa evinizde Bayat ziyan ekmek, olmasın. aynen öyle. Köftelere kullanın. Bir tane yumurta. Yumurtamızı da kırdık içine. Baharatlarımızı katıyoruz böyle. Bir çay kaşığı. Pul biber, tuz, karabiber, kimyon. Kimyon. Şimdi birazcık bütün köftemizi, kıymamızı, malzemelerimizi yoğuruyoruz. Köftemizi çok güzel yoğurduk. Çanak köfte olacak bu kıymalarımız. Şimdi ne yapalım? Şimdi maydanozumuzu da doğrayalım. Maydanozumuzu bir güzel doğruyoruz. Köfte maydanozsuz olmaz. Maydanoz da gerçekten birçok yemeğe lezzet katıyor. Aynen öyle. Maydanozlarımızı da doğradık. Yine Karıştırıp. evet, şöyle bir karıştırıyoruz. Maydanoz çok güzel koktu gerçekten. Köftemize çok güzel bir lezzet verecek. Kokusuyla, lezzetiyle köfte maydanozla tam bir köfte oluyor. Evet, şimdi hazır. Şimdi yuvarlak yapıp sonra çanak gibi yapıp fırına vereceğiz. Süper. İki aşamadan meydana geliyor yemeğimiz. Bakın fırına girecek, köftelerimiz fırında kızaracak. Çok lezzetli olacak. Şimdi şöyle bir güzel yuvarlıyoruz. Bırakırız, yapalım. Ondan sonra çanak formunu verelim. Kase şeklini veriyoruz köftelerimize ve bütün köftelerimizi bu şekilde şekillendiriyoruz, kase yapıyoruz. Görüyorsunuz köfteden harika çanaklar, tabaklar oluşturduk. Şimdi bunu fırına atıp biraz kızarıncaya kadar fırında bekleteceğiz. Kaç dakika, kaç derecede pişirelim Selim ablacığım? 200 derece, 10-15 dakikada kızar. Süper. O zaman bu güzel köftelerimizi fırına götürüyoruz. Köftelerimizi fırına verdik. Bu arada biz de beşamel sosumuzu hazırlıyoruz. Malzemelerimiz neler beşamel sos için? Tereyağı, un, süt, karabiber. Beşamel sosumuzu yaptıktan sonra sebzelerimizle ikisini karıştırıp köftelerimizin üzerine dökeceğiz. Harika olacak. Şimdi önce tavamızı... 2 kaşık kadar tereyağı. Tenceremizi aldık. Eritiyoruz. 2 kaşık unumuzu. 2 kaşık tereyağı, 2 kaşık un. Kavuruyoruz. Kavuruyoruz unun kokusu gidinceye kadar. Of, mis gibi koktu un. Evet. Kavrulmuş una bayılırım. Unumuz kavruldu, sütümüzle buluşturuyoruz. Tabii hızlı hızlı karıştırıyoruz. Bir bardak sütümüzü içine döktük. İkinci bardağı dökelim mi? İkinciyi duruma göre kıvamına bakacağız. Eğer gerekirse ikinci, dökeceğiz. Evet, ikinciyi de dökeceğiz. 2 bardak sütümüzü ilave ettik. Şimdi yavaş yavaş karıştırıyoruz. Topak topak olmaması çok önemli. Bu oldu. Karabiberimizi ekleyen 1 çay kaşığı karabiber. Süper. Zaten beşamel sosun en yakışanlarından biri karabiber. Şimdi bir güzel karıştırıyoruz. Bakın karabiberimizi yediriyoruz. Çok güzel oldu şimdi beşamel sosumuz. Şimdi bu hazır. Haşladığımız bezelyemiz, patatesimiz ve havuçlarımız küp küp doğradık. Ve onları beşamel sosumuzla buluşturuyoruz. Of, çok güzel oldu ama. Şimdi fırından çıkaracağımız köftelerin içine dolduracağız. Tamam. Köftelerimizi fırından çıkardık. Nar gibi kızarmışlar. Çok güzel görünüyorlar. Şimdi beşamel sosumuzu üzerine döküp kaşarı da verip salçalı sos yapacağız. Fırına vereceğiz onu. Süper. O zaman köftelerimizin içine dolduruyoruz. Beşamel soslarımızı bir güzel köftelerimizin üstüne döşedik. Çok güzel oldu gerçekten. Şimdi kaşarımızı üzerine döşeyelim. Döşeyelim. Bir güzel şöyle bol rendelediğimiz kaşarlarımızı köftelerimizin üstüne veriyoruz. Aslında böyle bile çok güzel ama kaşar daha da
zenginleştirecek görüntüsünü. Güzel kızarmasını sağlayacak. Ailenize yapacağınız çok güzel bir yemek. Bakar mısınız? Nefis oldu. Şimdi salçalı sos hazırlayacağız. Şöyle bakın, bir miktar yemek kaşığı salçamızı koyduk dolu dolu. Bir miktar da suyumuzu ilave ettik. Şöyle salçamızı açıyoruz. Şimdi bir çay kaşığı kadar da tuz atıp. Tamam, tuzumuzu da ilave ettik. Harika bir sos oldu Selim ablacığım. Şimdi tepsiye boşaltalım. Salçalı sosumuzu da ilave ettik tepsimize. Şimdi 10-15 dakika fırında 200 derecede kaşarlar eriyinceye kadar, ondan sonra servise hazır. Süper, çok heyecanlıyım, çok mutluyum. Fırına götürüyoruz. Kaşarlar eridikten sonra beşamel soslu köftemizin tadına bakacağız. Fırından beşamel soslu sebzeli köftelerimizi çıkardık. Evet, çok güzel hazır. Görünüyor gerçekten. Hadi tadına bakalım. Olağanüstü, harika bir görüntü. İçinin o zenginliğini, o akışkanlığını görün. Harika bir görüntü, harika bir zenginlik. İşte hazırladığımız o güzel beşamel soslu sebzelerimiz ve eriyen kaşarlarımız. Hemen tadına bakmak istiyorum. Harika bir görüntü var. Çok lezzetli. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.